2019 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de doğal afetlere hazırlık yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda her ay farklı bir tema ile çalışmalarımız devam ediyor. Sivas İl afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci afet sigortası hakkında bilgiler vererek vatandaşlara çağrıda bulundu. E, afet yaşamış insanların çok kısa süre içerisinde tekrar hayatının normalleşmesi için ekonomik açıdan normalleşmesi için doğal afet sigortaları son derece önemli. Afat, maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla afetlere hazırlık yılının Kasım ayı temasını afet sigortası olarak belirledi. Farklı bir tema ile çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bu çalışmalarda temel maksat toplumda temel afet bilinci farkındalığını artırmaya yöneliktir. Sivas İl afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci de afet sigortasının önemini anlattı. Doğal afet sigortaları son derece önemli. Bir diğer husus da aynı zamanda devletimizin üzerinden de çok ciddi bir yükü e, alacak olması da ayrı bir avantaj. E, doğal afet sigortalarına e, baktığımız zaman örneğin 150 metrekarelik bir binanın ikinci doğal afet sigortası oranının geçmişi oranla arttığını belirterek doğal afet sigortası yaptırılmasının afet yaşamış insanların hayatının normalleşmesi için önemli olduğunu söyledi. Afet yaşamış insanların çok kısa süre içerisinde tekrar hayatının normalleşmesi için, ekonomik açıdan normalleşmesi için doğal afet sigortaları son derece önemli. Bir diğer husus da aynı zamanda devletimizin üzerinden de çok ciddi bir yükü e, alacak olması da ayrı bir avantaj. İkinci doğal afet sigortasının normal imar kanununa göre yapılmış yapıları kapsadığını belirterek doğal afet sigortalarına baktığımız zaman kapsam olarak hangi tür binaları kapsamaktadır dediğimiz zaman normal imar kanununa göre yapılmış özel mesken olarak kullanılan binaları kapsamaktadır veya özel mesken olarak kullanılan binaların sadece belli bir bölümündeki işyerlerini kapsamaktadır dedi. Bir yıllık e, afet sigortası yaklaşık olarak 120-130 lira gibi gerçekten düşük bir rakam tutmaktadır. Aşağı yukarı her gelir seviyesindeki insanların rahatlıkla yetebileceği, yetişebileceği bir rakam. Dolayısıyla bu oranı mutlak surette Türkiye'de artırmamız da lazım. Zaman zaman yaşadığımız afetler sonucunda oluşan bilinçle zaman zaman verdiğimiz eğitimler ve basın aracılığıyla verdiğimiz mesajlar noktasında sürekli bu konuda yükselen bir trend var doğal afet sigortasının yanı sıra tarım sigortaları olduğunu belirten ikinci, doğal afet sigortalarının dışında yine tarım teşkilatımızın yürüttüğü kısa adıyla Tarsim olan tarım sigortaları var. Çeşitli ürünlere yönelik olarak, küçük büyük baş hayvanlara yönelik olarak veya tarımsal olanlara, seralara yönelik olarak. Orada da yine kapsama alanına baktığımız zaman yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlar, sel, taşkın, dolu, tsunami gibi birçok afetten dolayı eğer çiftçilerimiz zarar görürse de Tarsim kapsamında da bu zararların karşılanması mümkündür dedi. Kapsama alanına baktığımız zaman yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlar, sel, taşkın, dolu, tsunami gibi birçok afetten dolayı eğer çiftçilerimiz zarar görürse de Tarsim kapsamında bu zararların karşılanması mümkündür. Sigortalılık oranı dünyada ve Avrupa'da fevkalade yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Ülkemizde de dediğim gibi sürekli yükselen bir trend var ama bunu daha fazla artırmaya yönelik bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor.